Türk devleti kalkıyor HDP'ye 500 milyon lira veriyor. 500 milyon lira ne demek? Ha, 500 milyon lirayla Mehmetçiğe kurşun geliyor. Vatan Partisi lideri Doktor Doğu Perinçek, Akit TV'nin Kırmızı Masa programına konuk oldu. Perinçek, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Perinçek, siyasi partilere yapılan hazine yardımlarını eleştirdi. HDP'ye verilen hazine yardımına teröre yarım milyar lira veriliyor diyerek tepki gösterdi. Yani bireyler cezalandırılmalı, parti durmalı fikri çok yanlış. Çünkü Türkiye'ye karşı bir suç var. Mehmetçiğe kurşun olarak dönen, değil mi? Türk devleti kalkıyor HDP'ye 500 milyon lira veriyor. 500 milyon lira ne demek? Ha, 500 milyon lirayla Mehmetçiğe kurşun gelmiş. Yani yasa yanlış değil. Onun kapatılmaması Anayasa Mahkemesi çok yanlış. Anayasa Mahkemesi kapatmamakla yani Mehmetçiğe karşı sorumsuz bir davranışa giriyor. Türkiye'ye, vatanımıza karşı sorumsuz bir davranışa giriyor. Yani bir Anayasa Mahkemesi'ni ben ayıplıyorum. Ve hukukçu olarak ve bu konunun uzmanı olarak da ayıplıyorum. HDP'yi kapatmamak, PKK'nın meclis kürsüsüne çıkmasını kabul etmek veya belediyeleri ele geçirmesini kabul etmek. O zaman niye biz bu PKK ile mücadele ediyoruz? Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın Türk ordusuna hedef alan sözleri de Perinçek'in gündemindeydi. Türk Tabipler Birliği hekimlere de, millete de ihanet ediyor. Başındaki ismi ise ABD yönetiyor dedi. Türkiye vatan bütünlüğü için silahla savaşıyor. Tabipler Odası gibi Türkiye'nin bir hekim geleneği var. O hekim geleneğini temsil eden bir kurumun başındaki adam hekimlere de ihanet ediyor, Türk milletine de ihanet ediyor, vatanımıza da ihanet ediyor, devlete de ihanet ediyor. Yalan söylüyor. PKK'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin psikolojik savaşına, harekatına hizmet ediyor. Yani bu yalanı toplumun gündemine getirmek bir tek PKK mevzisinden, bir tek Amerika mevzisinden yapılacak bir şey. Ya bu artık ihanetin son perdesi. Bilgiyi bozma yasası işte bunlar için lazım. Türk ordusu kimyasal silah falan kullanmadığı halde kimyasal silah kullanıyor deyip bir yalan propagandasına girdiğiniz zaman o bilgiyi bozma yasasında suç olarak tanımlanan her şey var orada. Bunu eskiden beri yapıyor. Biz hapishanedeyken de bizim aleyhimize PKK'nın lehine çok şeyler yaptı. Ama CHP'nin bunu desteklemesi vahim. CHP HDP'leşiyor. Başörtüsü konusunun yeniden gündem olmasını eleştiren Perinçek, Türkiye'nin böyle bir sorunu olmadığını söyledi ve Türkiye'nin önündeki sorunlara vurgu yaptı. Bu sorun çözüldü, arkada kaldı. Bugün Türkiye toplumunda başörtüsü veya da türbanla ilgili herhangi bir talep veya mesele yok. Bakın Türkiye'nin içinde yaşadığı sorunlar bunlar diye. Türkiye'nin ekonomik darboğazı var. Doğu Akdeniz'den Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in tehditleri var. Bütün Amerika gelmiş Ege yıllarına üsler kurmuş. Türkiye'yi tehdit ediyor. Pazar var. Enflasyon, şeyler, yükselen fiyatlar gibi sorunlar var falan. Veya Türk toplumunu türban severler ve türban karşıtları diye bölmeyelim. Türk toplumu Amerikan emperyalizminin yandaşları, Amerikan emperyalizmine kesinlikle katılıyorum. LGBT dayatması ile ilgili konuşan Vatan Partisi lideri bu dayatmanın aileyi tehdit ettiğinin altını çizdi. Bugün emperyalist sistemden gelen 3. 4. 5. cinsiyetler icat ettiler. Kadının doğal cinsiyeti dışında, kromozomlarımızda olan, genimizde olan cinsiyetler dışında toplumsal cinsiyet adı altında cinsiyetler icat ettiler. Bunu yukarıdan aşağıya dayatıyorlar. Şimdiki emperyalist sistem de çöküş dönemine girdi. O çöküş döneminde bu tür bütün sistemlerin çöküş dönemlerindeki yozlaşmalar, çürümeler bu Amerikan sisteminde, Avrupa sisteminde de ortaya çıktı. Ve bunu yayıyorlar oralardan buralar. Bizim tabii buna karşı çok kararlı olmamız lazım. İstanbul Sözleşmesi'ne o nedenle biz Vatan Partisi olarak başından itibaren karşı koyduk. Evet. CHP ve İyi Parti'nin ABD ziyaretlerini değerlendiren Perinçek, ABD'nin Türkiye'de iktidar belirleme şansı yok diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti Amerika'ya yaranmak ve Amerika'nın gözüne girmekte bir yarış içinde. Çünkü onların çok büyük bir hatası var. Zannediyorlar ki Türkiye'de hala iktidarları Amerika belirliyor. O arkada kaldı. Artık kim Amerika'ya kafa tutarsa o iktidar olacak. Öyle bir döneme girdik.